Cem Bey, ihracata dayalı büyüme modeli eleştirdi ve kritize etti. Büyüme modeliyle bir emeğe dayalı, yani bir adaletli bir paylaşım modelinin oluşturulamayacağından bahsetti. Bunun hakkında siz bir modelden bahsettiniz. Modelin içerisinde bir internetlerdeki bir model yapısı var, anladığım kadarıyla. Konvertibiliteyi kısıtlıyorsunuz, limite ediyorsunuz. Hatta limiteyi belki de ortadan kaldırıyorsunuz, tamamen bilemiyorum, onu da anlayamadım. Modelinizi biraz daha açıklayabilirsiniz, çok memnun olacağım. Yani nasıl bir model? Yani bu 1980'de yapılan çok farklı bir model gibi görünmedi bana. Bu konusunda biraz daha izah edebilirsiniz, çok sevinirim. Çok sağ olun. Ben Metin Bey'e bir soru sormak istiyorum. Bir tane. Pardon. Kayaoğlu. Metin Kayaoğlu. Hani Marsist olarak kendini komutan beyefendi. Şimdi temelde aslında tartışılan hani özellikle benim Marsizm üzerine düşündüğüm bir çelişkiden, kendi adıma çelişki olarak adlandırdığım bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi genellikle işte bugünkü dini algıda işte insanın kendini içsel açıdan geliştirmesi, dönüştürmesi, işte tekamül dediğimiz işte ahlaklı olması, vicdanlı olması konusunda anlatılır, yaygınlaştırılmaya çalışılır. İşte herkes iyi olursa, işte özellikle hani vurgulandığı gibi zekat verilirse fakir kalmaz denilir. Marksizm de genel itibariyle bunu dışsal bir mücadele, işte toplumun toplu örgütlü bir mücadelesi olarak lanse eder ve bunu dışsal etkenlerle işte bir toplumsal devrim süreciyle açıklamaya çalışır. Yani dolayısıyla ben birinci bakış açısının çok ılımlı ve hani bireyci olduğunu, ikinci bakış açısının da çok insanı ihmal eden, insanın istikrarlı bir varlık olduğunu öne süren bir anlayış olduğunu düşünmekteyim. Ve bu konudaki aslında bu benim adım, benim çelişki olarak adlandırdığım bu aslında insanın dualizmini ifade eden, hem bireyci hem toplumcu insanı ifade eden olması gereken noktayı nasıl değerlendirdiğinizi, gördüğünüzü sormak istiyorum. Marksizm çok eski bir olan bir başka
soru alacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani arkadaşlar da arada hocalarımızla sohbet edeceğiz. Ben Metin Karamuş'un hocaya sormak istiyorum. Bunda eşitlik yoktur, imkansızdır. Bu söylem adaletin üzerinde atar, ezanilere yarar dediniz. Bu söyleminiz eşitlik, İhsan Hocam da söyledi, örnek verdi. Eşitlik ayrıca hayvanlara uygundur diyen mevdudinin ılımlı hali olmuyor mu? Yani insan mutlak eşit olur. Kabul etmiyorsanız nasıl bir cennet tasavvur ediyorsunuz? Bunu merak ediyorum. İhsan Ela Açık ve Metin Kayaoğlu'na sormak istiyorum. Bir anlamda Hanif Marksist ve Hanif Müslümanlar olarak kendileri Arap isyanlarına, Libya'da olan özel duruma ve aynı zamanda sivil cumalara, Kürdistan'daki sivil cumalara nasıl bakıyorlar? Ben de İhsan Eli Açık Hoca'ya bir soru sormak istiyorum. Burada yani sizin de tabirinizde tarihsel değere sahip bir birbirinden yalıtılmış ya da birbirinden kopmuş çevreleri, birbirlerini dinlemek ve belki de aslında ortak derde, ortak davaya ya da ortak olması gereken davaya yönelik belki de bundan sonraki mücadelelere katkıda bulunacak fikirlerin paylaşıldığı bir ortam var. Şimdi bundan sonrası aslında işin fikri boyutu kadar nasıl şekillenecek toplumsal mücadelelerde nasıl yan yana durabileceğimizi gördüğünü içeriyor. Soru da benim açımdan şöyle şekilleniyor. Bugün sosyalizm, komünizm, toplumsal mücadele gibi kavramları kullandığımızda bunların aldığı siyasal formları şimdiye kadar bildiğimiz örgütlenme tipleri ya da toplumsal mücadeleleri nasıl kendilerini örgütlü şekillere dönüştürdükleri ve gelecek tasavvurlarını üzerine inşa ettikleri siyasal formlar, işte diyelim ki sosyalist devletler, sosyal demokrasi mücadelelerin nasıl şekillenmesi gerekir? Yani aslında burada bir tür özüne bölmüş, özünü idrak etmiş bir İslam kardeşinde kendi içindeki ayrımcı ve kendini dar bir toplumsal kesime kapatmış solu sınırlarını açmasıyla beraber oluşacak toplumsal mücadele şekilleri, örgütlenme şekilleri, yani bunun nasıl toplumsallaşacağı bence şu anda aslında en önemli sorulardan bir tanesini oluşturuyor. Bütün tefekkür sorularından, bütün teolojik sorulardan, bütün entelektüel, felsefi tartışmalardan daha fazla öneme sahip olan şey bence bu. Bu nasıl toplumsallaşacak? Türkiye'de birbirinden kopmuş, yarılmış kesimler arasında temaslar kurulmaya başlarsa yani bundan sonra bu nasıl bir uygun tabirle nasıl bir devrimci hareket haline gelecek? Ve diğer geçmiş devrimlerin makus tarihini nasıl gelecek? Son soruyu da alalım sonra kapatalım. Ya, kusura bakma ya. Ben yabancı değil, tanımıyorsam. Hepinize merhabalar. İlk sorum genel olacak. İkinci sorum Metin Kayaoğlu'nu olacak. İlk sorum bazı parçalarının Arap Bas Partilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci sorumda Metin Bey'e Hikmet Kıvılcımlı ve İbrahim Kaypakkaya'dan bahsettiniz. Ama Türkiye devrim tarihini biliyorsunuz Hikmet Kıvılcımlı ve İbrahim Kaypakkaya'dan ibaret değil. Mahirler var, denizler var. Bunlar konusunda ne düşünüyorsunuz?
Teşekkür ederim. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, buraya davet edildiğimde sunuş konumu seçerken zihnimi meşgul eden bir çerçeveden bir konu seçtim. O da adil bir düzen kurmanın pratik sorunları. Pratik sorunları. Türkiye'de çok sayıda insan adaletten bahsediyor, ondan sonra sosyal demokrasiden bahsediyor falan. Sosyalist partilerin sayısı az değil Türkiye'de. Fakat bu partilere dikkatle baktığımızda, yakından incelediğimizde eylemlerini, programlarını, bunların iktidar diye bir şeyi yok, projesi yok, iktidar projesi yok. İktidar projesi yok. Onun için ezildiği bir muhalefeti kendilerine mahkum ediyorlar. Hatta bunun ismi de toplumsal muhalefet diye geçiyor, sokak muhalefeti. Sürekli olarak egemen sınıfın hareketlerini markaja dayanan bir siyasi faaliyet. Oysa emekçilerin, mazlumların iktidara ihtiyacı var. Çünkü iktidar olmayınca ne yasamayı kontrol edebiliyorsunuz, ne yürütmeyi kontrol edebiliyorsunuz. Bir taşı bir yerden bir yere oynatamıyorsunuz. O halde ama bir halk iktidarı, adil bir iktidar, mazlumların iktidarının nasıl olacak? Bu zulüm dünyasında, zulmün kol gezdiği bir dünyada ne gibi politikalar uygulanacak? Nasıl ayakta duracak? Buna kafa yormamız lazım. Kafa yormazsak oturur, adalet aşağı, adalet yukarı diye konuşur, dururuz. Onun için bu mesele üzerine durdum. O taraftan bu konuya işaret eden arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Onlar da bunun üzerine duruyorlar sanırım. Buna geliyor. Şimdi bana soru soran kıymetli arkadaşımıza cevap vermeye çalışayım. Arkadaşınız yine nazik davrandı. Dediler ki İtalya kahveci dönemi anlatır gibisin. Türkiye'de uygulanması gereken politikalardan benim anladığım şekilde konuşanlara ben daha sert mesajlar verildiğini söylüyorum. Kendi içimize kapanmamızı mı istiyorsun, dünyadan kopmak mı istiyorsun dahi diyorlar. Kıymetli arkadaşlarım, oturuyorum, düşünüyorum. Dünyadaki olaylar açık, nedensellikler, sebep-sonuç ilişkileri, niyet rabıtası. Asgari ücret herkes bildirecek olduğunda hemen bir yerden sesler yükseliyor içindeki ücretler diye. Türkiye'deki sermayedarlar, firmalar yurt dışında üretim yaptırıyor. Arkadaşlar, yani o kadar açık ki ihracata dayalı büyüme stratejisi merkez ülkelerinin az gelişmiş ülkelerin ucuz iş gücüyle ürettikleri ucuz tüketim mallarını ürettirmek için üreticileri kızıştırma projesidir. Bu kadar açıktır. Dolayısıyla peki bunun alternatifi nedir? Arıyorum. Asgari kadar iktisat okudum. Dünyada ne var, ne yok, ne uygulanabilir? Bunun alternatifi arkadaşlar, kendi tüketim ve yatırım dinamiğiyle büyüyen ekonomidir. Büyüyecekse. Budur. Efendim? Hangi sermayeyle? Türkiye'de güzel, buna da soruya da teşekkür ederim. Arkadaşlarım, Türkiye'de tasarrufların, yani tüketilmeyen gayri safi yurt içi hasılanın oranı %15-20% arasında değişmektedir. Bizim emsalimiz olan, fert başına gelir itibariyle bizim emsalimiz olan ülkeler, başka ülkelerde mesela Güneydoğu Asya'da falan %30-35%, Çin'e baktığınızda %40-50%'ye çıkmaktadır. Biz müsrif bir toplumuz. Ama kim israf ediyor? Burjuvazi israf ediyor. Türkiye tüketim ve yatırıma harcadığından çok daha fazla, affedersiniz, ürettiğinden çok daha fazla tüketim ve yatırım yapıyor. Ama yatırımımız da çok değil. Tüketim bu. Peki kim tüketiyor? Bu üretim ve yatırım tüketim arasındaki farkı ithalatla sağlıyoruz. İthalat fazlasıyla. Bu ne demektir? Başka ülkelerin tasarruf ettikleri malları ithal ediyoruz. Ama bunun tabii bir maddi karşılığı var. O da biriken bir borç. O söylediğim yabancıların Türkiye ekonomisinin üzerinde 530 küsur milyarı bulan hakkı ve onu ödememiz mümkün değil. Şu anda ödeyecek vaziyetimiz yok. Dolayısıyla arkadaşlar, şimdi bu soruna herhangi bir iktidar yarın bir kriz kurulunda CHP, AKP veya başka bir iktidar olduğunda çözüm yok. Yine IMF'ye gidecekler. Şimdi ben onun için ilkeler, kısa bir sunuşta ilkeler üzerine durdum. Diyorum ki eğer
cevaplayın cevaplandıramam. Şu olursak isterseniz daha sonra arada görüşebiliriz. Diyorum ki, bir, kıymetli arkadaşlarım, bugünkü cari açığa bakarak, dış ticaret açığımıza bakarak, Türkiye'nin başka milletlerin tasarruflarına muhtaç olduğu bir ekonomi zehabına kapılmayın. Öyle değil, öyle değil. Türkiye ekonomisi 70 milyonuyla, coğrafyasıyla, topraklarıyla, iklimiyle pekala kendini doyurabilecek ve kendini dinamiğiyle büyüyebilecek bir coğrafya ve ekonomi ve nüfustur. Cari açığın sebebi yabancı sermayenin girişidir. Biz ticarette açık verdiğimiz için dışarıdan borçlanmıyoruz. O giren yabancı sermaye cari açımızı sebebiyet veriyor. Çünkü kuru çarpıtıyor. Kuru çarpıtıyor. 2002'den beri 1,5 lira dolar. Ama her sene fiyatlar %8 artıyor. Tamam, toparlıyorum. O zaman evet. Aynen dediğiniz gibi konvertibiliteyi kaldırmak gerekir. Dolar sokaklarda köşe başlarında satılıp alınacak veyahut da euro alınması, satılması sakıncalıdır. Sakıncalıdır. Ülkeler arasında borç alışverişi sadece ticaretle bağlantılı olmalıdır. Ticaretle bağlantılı olmayan bankalar arasında kredi verme, mevduat gönderme yasaklanmalıdır. Yasaklanmalıdır açıkçası. İthalatı ihtiyaçlarımıza indirgemek, ihtiyaç duyduğumuz malları planlı bir şekilde ithal etmek gerekir. İhracatı da o ithalat için gerekli dövizi kazanacak kadar yapmak gerekir. Onu da tespit edecek 3-5 sektörden o ihracat yapılır. Bütün ekonomi ihracat yapmaya kasılmaz ve emekçiler de bu ihracat yapmak için ücret düşürme yarışına ve kötü şartlarda çalışma yarışına zorlanmaz. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Bana yönelik olarak bir iki soru var. Bir de genel sorular içerisinde cevaplanması istenilen birkaç konu var. Ben onları kısaca cevaplaması nedeniyle son bitiriş cümlelerle beraber size aktarmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, Emek ve Adalet Platformu Türkiye için yeni ve orijinal bir girişimdir. Bunun böyle olduğunu zaman ilerledikçe daha iyi anlayacağız. Türkiye'de ilk defa böyle şeyler oluyor. Türkiye'de belki de ilk defa bu tür fikirler, ittifak, koalisyon, yan yana gelme, stratejik işbirliği türünün dışında bir tedahül, yani bir iç içe geçme, karşılıklı sinerji, fikir alışverişi, kendini birbirinin yerine koyma, birbirinin devamı gibi görme işleri yapılıyor. Bu farklıdır. Eğer öncesinde böyle şeyler olmuşsa bile bu onlara benzemiyor. Buradan daha farklı şeyler çıkacağını umut ediyorum. Şimdi toplumsal mücadele nasıl şekillenecek sorusu. İşte bu karşılıklı sinerjinin, mücadelenin içinden bana göre çıkacaktır. Önceden bir model belirlemenin, şu model doğrultusunda bir örgütlenme yapmalıyız istemenin bence zamanı erkendir veya böyle bir şeyde aslında gerek yoktur. İnsanlar toplanacaklar, konuşacaklar. Eğer bu hak bir sözse, bu davranış, bu duruş, bu tutum alış gerçeklikte karşılığı olan bir şeyse, davranış ve tutum alışsa, bunu birileri alıp götürecektir. Eğer bu söz toplumda bir karşılığı yoksa, sokakta bir yankısı yoksa, bir anlam ifade etmeyecektir. Yani biz Kur'an ilk geldiğinde Mekke'nin sokaklarında beklenen soruyu sordu. Bakın çocuklar, hangisi şundan dolayı
öldürüldü sorusunu sordu. Buna aittir. Ve bu sözün etrafında o dönemin alttakileri, diktekileri, ezilenleri, galipleri, kimsesizleri, çaresizleri, örgütsüzleri birleşti. Ve din buradan doğdu. Şimdi eğer böyle bir söz söylemiyorsak, şurada, dışarıda sokağın beklediği soruyu, garibin, çaresizin, mazlumun beklediği soruyu sorabiliyorsan, bu sözün etrafında insanlar toplanır. Ve onlar onu alırlar, bambaşka yerlere götürürler. Ve belki oralarda biz olmayabiliriz. Her aşamada, her süreçte biz olacağız diye bir kural yok. Bazen birileri gelir, bir hayal kurar. Beklenen sözü söyler. Ve o hayal büyür, büyür, büyür. Başkaları da kendi hayallerine katarlar ve o hayalin içerisinde dünya yeniden kurulur. Devrimler, dinler hep buradan çıkmıştır. Dolayısıyla biz şu anda örgütlenmenin peşinde değiliz. Bir sözün peşindeyiz, bir iradenin peşindeyiz, bir heyecanın peşindeyiz. İnsanlar bunu elinde sonunda bir şekilde görecekler. Ve bu toplumun her kesimine bir şekilde sessizce ve derinden de olsa yayılacak. Meğer ki sözünüz hak söz olsun. Doğru olan söz olsun. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Biraz evvel İlham Hoca bahsetti. Allah ekmek, özgürlük dedi. Mısır konsolosluğunun önüne gittik. Klasik İslamcılar ekmek diye bağıramadı. Allah diyor, özgürlük diyor, ekmek gelince bip, bip diyor. Klasik Marksistler Allah diye bağıramadı. Özgürlük diyor, ekmek diyor, Allah gelince bip diyor. Bunu gözlerimle gördüm. Bu gözler bunu gördü kardeşim. Artık bu dönem bitti. Benim görüşüme göre bitti. Bak burada Marksist arkadaş var. Metin Kayaoğlu. Hani Marksist'in de Marksist'i. Bunlar Türkiye'de belki Hikmet Kıvılcım'dan sonra gitti. Ezilenlerin kadim tarihi dinler tarihi. Edilenlerin kadim tarihi Asya'dadır, Orta Doğu'dadır, Mezopotamya'dadır. Biz ilhamımızı ve gücümüzü burada alacağız. Doğudan yeni bir ışık yükselecek. Her zaman zaten ışık doğudan yükselecek. Bütün bunları oturup yeniden konuşacağız. Ve bu konuşmaların içerisinden belki ileride, belki ileriki zamanlarda bizim olacağımız ve olmayacağımız günler de olabilir. Anaların karnında belki şu anda doğmayı bekleyenler var. Belki onlar alacak götürecek başka yerlere bu işi ulaştıracaktır. O nedenle her zaman ümit var olmak lazım. Şimdi bazı güncel sorular var. Ben onlara fazla girmeyeceğim. Sanırım öğleden sonraki oturmada bunlara daha fazla ağırlıklı olarak girilecek. Bu öğleden önceki oturma biraz teorik gibi planlanmış. Öyle anlaşılır. Biz de burada elimizden gelen şeyleri sizlere ifade etmeye çalıştık. Dinlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten de Mahmut Muhammed Taha'nın hayat hikayesini anlatmaktan pek fikirlerini anlatmaya fırsat bulamadım galiba. Ya da çok kısa geçmek zorunda kaldım. Şimdi üstad demişti, insanlığın ilerlemesinin çağlar boyu hedefi sonunda uzaya insan göndermek değildir. Hedef insan teklerinin kendilerini gerçekleştirecekleri görüngelere oturtmaktır. Bunun böyle anlaşılma zamanı geldi ve akıl sahibi kadın ve erkek bu hedefe yürümek için insani çabayı göstermelidir. Şimdi tabii ki eşitlik öncelikle şeyle başlıyor. Eşitlikle başlıyor, başlangıçta. Bunu defalarca vurgulamış Muhammed Taha. İnsanlar arası eşitlik
değişik din sahipleri arası eşitlik, değişik coğrafyalar arası eşitlik, kadın ve erkek arasında eşitlik. Sudan da bunun mücadelesini vermiş ve ısrarla Güney Sudan haklarını savunmuş, sürekli ihlal edilen haklarını. Ve böyle giderseniz, bu kafayla giderseniz burası kopar demiş. Sudan bunu zor yoldan öğrendi. Mahmut Muhammed Taha'yı bastıktan sonra yıllarca süren iç savaşa binlerce insanın kanını feda ettikten sonra öğrendi hakikaten öyleymiş diye ve ayrıldı şeyde Güney Sudan'da. Netice-i Kelam öğrenmesi de pek fazla bir işe yaramadı. Ama nedir? İnsanlar arasında başlangıç itibariyle eşitlik vardır ama takva sahipleri daha üstündür. Bu klasik tasavvufta böyledir. Geleneğini aldığı. Bu nedir? Yani kendilerini daha çok sakındıranlar, ahlaklarını daha üstün tutanlar. Tanrı'yla aralarındaki meseleleri daha fazla çözmüş olanlar, daha ileri gitmiş olanlar daha üstündür. Ama bu üstünlük böyle bir tabiri caizse resmi olarak devletin veya resmi makamların verdiği bir üstünlük değildir. Bu kendiliğinden tezahür eden insanlar arasında insanlar fark ederler onu. Ve dolayısıyla bu insanların daha fazla bilgi sahibi olan, daha fazla kendini koruyabilen, daha üstün ahlak sahibi olan insanların toplumda daha ileri geçmeleri gerekir. İşte yönetmek, işleri düzenlemek vesaire açısından demek istiyorum veya söz sahibi olmak veya sorumluluk sahibi olmak açısından diyorum. Ama bugün durum nedir? İnsanlar arasında kendilerini en az koruyanlar, fitneye kendilerini en çok kaptırmış olanlar, haram veya helal yoldan daha fazla servet yığmış olanlar vesaire bunlar öndedir. Bunların öncülüğünde bir şeyin de toplumunda nereye gideceği bellidir. Ben bir kere daha kısaca şeyden bahsedeyim, bu korku mekanizmasından Mahmut Muhammed Taha'nın. Her şeyi insan tekinden türetti, insan tekinin psikolojisinden. Şimdi iki tane dışsal korku vardır. Bir tanesi can ve zürriyetini kaybetme korkusu çoluğun çocuğunun. Ki bu otoriter devletlerden, kanunsuzluktan, nizamsızlıktan, diktatörlüklerden, şımarmış krallıklardan vesaireden gelir. Bunun diyorum ilacı demokrasidir. Ancak bu şekilde demokratik yöntemlerle denetlenebilen, düzenlenebilen, belli bir hukuk çizgi içinde tutunabilen bir iktidarla biz bu sıkıntıdan kendimizi kurtarabiliriz, bu korkudan. İkinci korku da rızık, açlık korkusudur. Örneğin kapitalist biriktirme bunun sonucudur. Kur'an'da der ki işte şeytan sizi açlıkla korkutur. Bunun sonucunda sonu gelmez bir biriktirmeye doğru gidersiniz. Bir tarafından baktığınızda bu kadar biriktirmenin, bu kadar mal yığmanın hiçbir anlamı yoktur. Herkes sonunda ölüp gidecek, ne anlamı var? Ama insanlar bunu yapıyor. Farkında bile olmadan yapıyorlar. Belki hani İlhami Hoca'nın bahsettiği o kendini göstermeyen gerçeklik miydi hocam? Nasıldı? O türden bir şey. Kendini göstermiyor fakat bu şeye özü kendini göstermek olarak kaptırmış. Şimdi dolayısıyla insanlar bu korkudan arındırmak lazım. Bunun içinde pratik bir mekanizma öneriyor. Diyor ki sosyalizm. Yani herkese asgari ihtiyaçların garanti edilmesi kardeşim. Sen açlıkta ölmeyeceksin. Çoluk çocuk ölmeyecek. İyi bir eğitim alacaksın, iyi bir sağlık güvencen olacak vesaire her neyse. İnsan onunla yaraşık şekilde yaşamak için. Ama diyeceksiniz ki zaten dünya üzerindeki bütün düzenlerin şeyi budur iddiası. İşte hukuk uygulamak, herkese iyi kötü bir refah dağıtmak. Doğru. Ama bunlar gerçekleştiğinde Taha'nın da şeyinden açısından iş bitmiyor. Daha yeni başlıyor. Çünkü ne yapıyoruz biz bununla? Bu dış, bu bağıran korkuları susturuyoruz. Ondan sonra da iç korkular başlıyor. Fısıldayan korkular. Kimiz, nereye gidiyoruz, nereden geldik, bu hayatın anlamı nedir? Bizim varacağımız yer nedir, sonucu nedir? Ha burada da, evet, toparlıyorum. Burada da işte İslam'ın ve tasavvufun bildiğimiz şeylerini, öğretilerini getiriyor ama bunlar daha sonra dediğim kategori olarak daha üstte ve daha sonra ve insanın Tanrı'ya yolculuğu başlıyor.
Ve böylece ne? İnsanın kamil olmaya, insanların kendini gerçekleştirmesine doğru bir yol açılıyor, gidiliyor. Tüm bunlardan şey budur. Amaç, niyet budur. Sonunda baktığınız zaman genel ufuklarının inancı çizdiği bir çerçeve içinde işte sosyalist düzende bir yere oturmaktadır. Demokraside bir yere oturmaktadır. Ama hepsinin etrafında çok böyle geniş bir şekilde inancın, tasavvufi bir şeyin inancın olduğunu görüyoruz Muhammed Taha'da. Bu şablonundan kaldırarak da işte bu şeyde Sudan'da klasik şeriat yorumlarına şeye itiraz etmiştir. Bunların bir yere varamayacağını söylemiştir. Ben şimdi bu kadarla bitireyim. Süre sınırlı. Kusura bakmayın. Daha uzun konuşuruz inşallah. Basıncıyla ne kadar doyurucu yanıtlayabilirim, cevaplayabilirim bilmiyorum arkadaşlar. İlk soru, bir çelişkiden bahseden arkadaşımızın sorusuydu. Anladığını sanıyorum soruyu. Fakat bizim ifade etmeye çalıştığımız şey şu. Tarihte gelişmeler, dönüşmeler oluyor. Bunun evrimci ve devrimci yolu var. İki yol var. Bizim izlediğimiz şey Hanif Marx'ın, ezilenlerin davası, ezilenlerin mücadelesinde evrimci ve reformist değil, devrimci yön. Bu iktidar olmayı öngörür. Yani biz sürekli muhalif kalan ve iktidar reddeden bir anlayışı değil, iktidar olmayı öngören ve bunu zaten tarihte gerçekleştirmiş bir geleneğin mirasçısı olmak üzere hareket etmeliyiz diye düşünüyoruz. Bu çerçevede öncelikle inşa edeceğimiz bir barış ve uyum kültürü değil, savaşçı kültür olmak durumunda. Bu, İslam'da net olarak cihat sözcüğünün geçirdiği ve bugün egemen İslam'da kadifleştirildiği şeyden izleyebiliriz. Birey-toplum ilişkilerini de biz esasen bu anlamda görüyoruz. Şimdi iki hususu izlemişsinizdir. Bir, Türkiye'de arkadaşlar solda ölüm oruçları yapıldı biliyorsunuz Türkiye'de birkaç defa. En son ölüm orucu 7 yıl sürdü. 122 kişi şehit düştü. Solda çok önemli bir kesim. Bir insanın, devrimci insanın, bir bireyin hayatı hangi davaya feda edilmek üzere şey olabilir, bu kadar değersiz görülebilir dedi. Halbuki temel savaşçı kültürün temel başlangıç sözü şudur. Ben, sen, o yok, biz varız. Bir düzeltme yapabilir miyim? Ben bunu şu manada sordum. Toplumun iyiliği, bireyin kendini devrimci yetiştirmesinden, yani kendi içinde ahlaklı diyelim ona, olmasından, yani ikisi birbirini etkileyen, bireyin iyi davranması, toplumun iyiliğini, toplumun iyi olması, bireyin iyiliğini etkileyen bir süreç. Ya benim vurgulamak istediğim aslında o. Peki. Bunu isterseniz dışarıda devam ettirelim. Ben o kısmı da anladığım zannediyorum. Ona bilerek cevap vermiştim. Başka bir hususu vurgulamakla yetineyim dedim şimdi. Aynı şey, feda eylemlerinde bedenini, benini yok eden İslam devrimciler için de geçerli. Yani birey toplum diyalektiğini farklı tarzda anlamak gerekir diye söyleyeyim sadece yeterli. Hanif sözcüğü ile ilgili soru soran arkadaşımızsa, şimdi Marksizme birçok ek yapıldı zamanından sonra. Biz Marksizm sözcüğünü de bizim meramımızı çok iyi ifade ettiğini düşünmüyoruz. Hoş bir şey değil. Bir insanın, bir ölümlünün adıyla bir büyük dava nitelendirilemez. Bunu Marx, Engels zaten kendileri hiç ifade etmediler. Bu bir şekilde sonradan o davaya ad vermek zorunluluğu lüzumu oldu. Sonradan verildi. Çeşitli adlar verildi. Biz şimdi şu tarihsel dönemde, bu topraklarda önerdiğimiz adın
meramımızı ifade etmek bakımından anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Elbette çok şey var. Tarihte ise Hanif Marksizm anlamında. Şimdi Ebu Zer'den başlayıp Karmatiye, Zenç hareketinin militanlarına, Nizari İsmaililerine, Babailere, Şeyh Bedrettin ve Börtlüce'ye, patrona Halil'in kendisi ve yoldaşlarına kadar uzatabileceğimiz bir Hanif Marksizm tarihi. Bunların tamamı devrimcidir bizce. Evrimci, ılımlı, reformcu, ezilen mücadelesi davasını takip edenler değildir. Ayrımımızı biz öyle kılıyoruz. Ek olarak İslamiyet'in ortaya çıkışından önce de elbette vardı. Yani salt İslamiyet'le sınırlı değil. Kurmamız gereken tarih. Şimdi çok önemli husus var, bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bence husus var. Şimdi bizim açımızdan Marksizmle ilgili şey esasen tutum olarak kendi Marksist tarihimizi eleştirmekten geçmelidir önce. Eleştirdiğimiz o tarihi biz kendimiz görmeli ve göstermeliyiz. Şimdi İslam tarihiyle ilgili olarak da İslamiyet'in dört halife birkaç cümlede bize var mı? Dinu devletin bunun reddedilmesi ve kırılması lazım. Devlete karşı din. Bunun bugün Türkiye'de en önemli ve çarpıcı örneği sivil cumalar diye Kürdistan'da uygulamaya çalışılan eylemlerdir. Nettir, çok net. Kıvılcımlı Kaypakkaya, Mahirler Denizler'le ilgili şunu demek istedim arkadaşlar. Mahirler Denizler kendilerini ikinci kurtuluş savaşçıları olarak görür. Ayrımı burada kurmak istedim. Bu çerçevede elbette cevaplayamıyorum. Fakat Emek ve Adalet Platformu'nun ilkelerini okuduk dikkatle. Adil medyadaki yazıları takip etmeye çalışıyoruz dikkatle. Orada yıllarda ifade edilen yeni bir politika zemini, devrimci ezilenler politikası zemininin çok önemli bir karşılığı olduğuna inanıyoruz. Selam ediyorum, sağ olun.